Bak orada kim var bak. Bak. Bak burada kim var? Tanıyabilecek misin bak? Yaramaz. Sarıyla kapışacak mıydınız siz? He? Niye bozuştunuz sarıyla? Söyle bakın bak tanıyabiliyor musun? Karşıda kim var? Bak. Bir bak. Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yaman'la açılış yapalım dedik. Bir bak bakayım şuraya. Yaman'ı bayağıdır sevmiyoruz. Soğuklardan dışarı çıkamadık pek. Bugün hava biraz yumuşadı ama yine de kış günü. Soğuk bir hava var. Yaramaz. Sarı'yla Yaman kapışacaktı. Son anda ayrıldılar. Dur tamam. Bugün sizlerle arkadaşlar doğadaki yaban kuşlarına bir yemlik yapacağız. Bunu da kuşların konduğu yere koyacağız. Kuşlar oradan nasiplenecekler inşallah. Malum kuş ayı, kuşların pek yiyeceği bir şey kalmadı. Tohum kalmadı, otlar kalmadı. Yer yer ya kar yağıyor, yerler kapanıyor. O yüzden kuşlara yemlik yapıp asacağız inşallah. Onlar da oradan nasiplenecekler. Belki bize de sevabına nail olur. Değil mi? Değil mi Yaman? Bu yemlikleri de atık maddelerden yapacağız. Bunlar nedir? İşte kullanılmayan su bidonları. Kullanılmayan kapaklardan yapacağız inşallah. Sonra bunu güzel bir dal asacağız. Kuşlar da oradan gelip yiyecekler. İleride de inşallah zaman zaman kuşlar için yuva yapacağım. Onlar da ağaçlarını atacağız. Onlar da orada kışı geçirecekler. Belki gün gelir yumurtlarlar. Ve yavrular çıkar. Şimdi yavaş yavaş gidip yuvamızı, yemliğimizi yapalım. Değil mi Yaman? Nereye asalım? Nereye geliyor senin arkadaşlar? He? Şimdi gidelim arkadaşlar. Yemliğimizi yapalım. Gel. Yaman da heyecanlı. Gel. Bak. Şurada kim var? Tanıyabilecek misin? Bir de kendini ağırlıyormuşsun. Gel. Hadi gidelim gel. Yürü. Gel. Bak. Bir tane lan. Şu kimmiş? Bir tane. Yok bakmıyor kameraya. Malum kış günündeyiz. Hava da iyice soğuk. Bizim bir sıcak yuvamız var. Çok şükür. Kaynayan bir kazanımız var. Ama Allah olmayanlara yardım etsinler. Soğukta yakacak odan olmayan, aç susuz gezen insanlara. Bazen biz nankörlük edip bunları görmezden gelip isyan ediyoruz ama Allah olmayanlara yardım etsin. Olmayanların halimizden anlamayı nasip etsin inşallah bizlere. Dışarıda aç susuz olanlar bir tek bizler değiliz. Diğer canlılardan da var aç susuz olan. Bunlardan bazıları da kuşlar işte. Biz de onlara bunlardan yemlik yapıp nasiplenmelerini sağlayacağız. İnşallah güzel bir yere asarız. Bol kuşun olduğu bir yere. Bunlar nasiplenirler. Biz de boşaldıkça inşallah doldururuz ve sevabından ayrılırız. Bu bidonla yapacağız. Kapakları kullanacağız. Sonra bu bidonun içerisine yemlerimizi dolduracağız. Şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle bu bidonun altına şuralara delik açacağım. Birkaç tane. Bunda şöyle boru ısıtıcısı var. Evet. Plastik boruları eritip birbirini kaynatmak için kullanılıyor. Şuralardan şöyle yanlarından ufak ufak delikler açacağız. Şöyle.
4-5 tane atsak kafi herhalde. Yeter herhalde. Makinemizi kapatalım. Bunda şimdi sulanmadı. Bunu bıçakla da açabilirdik ama bıçak taşması biraz zor olur. Bunu hemen ısıtıp rahatça derdik. Şu şey yerlerini alalım. Alan parça yerlerini. Alalım ki buğday boşadıkken bunlara takılıp kalmasın. Şurada hafif bir kaçırdım. Burayı da silikonla yeniden yapıştırırız. Silikonumuzu ısıtalım güzelce. Silikon ısınırken de durumu anlatayım. Bunu buraya silikonla iyice yapıştıracağız. Diğer kapağımızı da bunun üzerine takacağız. Buradan delip bu şekilde alta geçirip. Bu da yağan yağmurun aşağı inmesini engelleyecek. Kuşlar da buradan yedikçe şu deliklerden tekrar aşağı dökülecek. Ki yem hepsi bir anda zayi olmasın. Kuşlar, tavuklar, tüyler, kanatlı hayvanlar bazen deşlemeyi severler. Çok olur da şey yaparsa buradan deşleyip bütün yemi dökebilirler. O yüzden az az akacak. Buradan beslenecekler inşallah. Dediğimiz gibi bizim rızkımız çok şükür yaradan veriyor da onlarınkini de veriyor ama kışın biraz zor yem buluyorlar. İnşallah böylece birkaç tanesine ulaşabiliriz. Onlar da beslemiş oluruz. Silikonumuz da tam ısınmadı daha. Bu arada toz kalmasın diye iyice sildik bunu. Toz kalırsa eğer ya da ıslak olursa silikonumuz tam tutmaz. Sonra ileride boşlar. İşe yaramaz olan yem de yere dökülür. Yaptığımız işte pek olmaz. Bu arada bunu da şunu bu aletle delelim. Tam şöyle ortadan. Etrafında çeli genişletiriz. Delinmemek için inerdi. Şimdi verdik. Tavalleştirip bunu da genişletebiliriz bunu. Şöyle kenarları ite ite. Şöyle bir deneyelim olacak. Biraz daha genişletelim. Kulp da geçelim. Yolun kulpuyla da ağaca asacağız. Az daha aşağıdan olabilir. Genişleteriz. Maket bıçağından daha iyi oldu. Maket bıçağını da kaçırabiliyoruz. Biraz önce gördüğümüz gibi.
Ama bunda öyle değil. Daha yuvarlak. Daha güzel çıkıyor. Şunu göstereyim. Bayağı güzel oldu. Biraz daha geniş yapalım. Bu dediğim gibi elindeki plastik boru kaynak makinesi. Ucundaki demir ısınıyor. Isınan demir de plastiğe eritiyor. Herhalde bu da işimizi görür. Şuradan geçiririz. Silikonumuz da ısınmış iyice. Şöyle tabanla iyice yayıyoruz bunu. Kalın bir tabak şeklinde. Güzelce tutsun. Sağlam dolmasına gayret ediyoruz ki birkaç kuş binince alttan kopup düşmesin. O yüzden bol bol silikon sıkacağım. Silikon daha takalım. Bu bitti. Ne oldu? Güzelce yapıştıralım. Şu kenarlardan da tutturacağım. Dediğim gibi 2 gün sonra kopmasın. Şuralardan güzelce silikonluyorum. Biraz daha hava soğuk. Silikon da çabuk donuyor. Bol bol sıkacağız. Güzelce altını silikonladık. Dondu. Şimdi üstünün kapağını takacağız. İşte kapağımız bunda. Şöyle gösterelim. Şurası aşağı gelecek şekilde takıyoruz ki üstünde yağmur falan göllenip ağırlık yapmasın. Şöyle
Şuradan da tekrar bir silikonlayacağız burayı. Güzelce. Ki oynamasın diye rüzgarda falan. Şöyle güzelce silikonumuzu sıkıyoruz. Buradan da aşağıya yağmur almaz, suyu geçirmez. Bakalım inşallah işe yarar. İşe yararsa bundan birkaç daha yapıp değişik yerlere de asmayı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de yeriyle yaptığımız evin oraya. Kuşlar gelsinler oraya. Kuşun olduğu yerde hayat var. İnsan kuşla mutlu oluyor. Kuşların cıvıltısı insanın içini açıyor. Doğa deyince akla kuş gelir. Kuş sesi gelir. Huzur. Huzurun sesidir kuş sesi. Yaz sabahlarında bizi yalnız bırakmazlar. Ceviz ağacı var. Ceviz ağacının başına saat 4 gibi falan öpmeye başlarlar. Hepsi de bir anla başlar. İnşallah yaz olduğu zaman nasip de varsa onları dinletmek isterim. Hatta ilk videolarında da olması lazım. Öyle 1-2 dakikalık bir kuş sesi. Bahçeden. Şöyle güzelce yedirelim. Aralarda boşluk kalmasın ki yağmur falan yağdığı zaman aşağı inmesin tekrar. Yem ıslatmasın. İnşallah güzel de bir şey olacak gibi. Bunumuz da bitiyor. Tabii bizim işimiz de bitiyor inşallah. Şuradan güzelce sıkalım. Sallancık da kokmasın. Bundan tavuklar için yemlik de olabilir. Bu şekilde. Ama tavuklar dışarı çıktığı zaman da onlara da yaparız. Bu işleri yapmaya yazın pek zaman olmuyor. Tarla tapan işlerinden, hayvanların işlerinden pek zaman kalmıyor. Kışın böyle arada boş zamanlarımız oluyor. Onlarda uğraşıyoruz. O zamanlarda. Biraz da donar. Sağlam olsun diye iyice sıkıyorum buralara. Tamamdır herhalde. Şimdi
Bakayım önce kapatalım da erimesin. Şuralardan da bir iki tane ufak delik deleceğim. En alt kısımdan. Bu da yağmur falan yağdığı zaman su birikip de yama araya vermesin diye. Şöyle. İlla ki su gelecektir. Ne kadar sağlam yapsak da. Havuzlar yapsak da. O yüzden buralardan birkaç ufak delik açıyorum. Yağmur yağarsa buralardan akıp gitsin diye. Yemliğimizi bitirdik. Altlara şöyle küçük delikleri açtım. İçi çanak. Dışarıda falan yağmur geldiği zaman bu deliklerden aşağı gidecek. Yem kuru kalsın. Şimdi yemimizi doldurup bakalım asalım. İnşallah hemen de gelir kuşlar yemeye. Şöyle bir huni yapalım ağzına. Göstereyim arkadaşlar. Buradan aşağı yemi dökelim. Bu deliklerden de yemler çıkmaya başladı. Dediğimiz gibi oldu. Tahmin ettiğim gibi. Şu deliklerden yemler dışarı aktı. Kuşlar da buradan gelecekler. Yedikçe bu deliklerden aşağı doğru dökülecek. Şimdilik tam doldurmuyorum. Yedikçe kuşlar üzerine takviye edeceğim. Bir de sağlamlığını görelim. Ne kadar sağlam. Şimdi ağzını kapatıp götürüp bir yere asma sırasından inşallah güzel bir şey çıkarmışızdır. Burada iyi de ağaçları var. Yine ağaçlarına serçeler konuyor. Bayağı da serçe var. Burası sanırım müsait. Buraya şuradaki dalın birini asalım bakalım. Şuradan geçip. Ufaktan da sesleri geliyordu serçelerin. Önceden daha çok serçe oluyordu ama bildiğiniz gibi inleden ilaçtan yaşlı tohumlardan dolayı hayvanlar buralardan geçiyor gidiyor. Kimisi de maalesef o ilaçlı tohumları yiyor, gübreleri yiyor, ölüyorlar. Duyuyorsunuzdur ufaktan seslerini. Şu dala sıçacağım. Şuradaki dala. Ondan sonra bekleyeceğiz bakalım gelecekler mi. Güzel doldu. Şimdi bekleyeceğiz kuşlar gelecek mi. Güzel doldu. Şimdi bakalım gelecek mi kuşlar. Kamerayı da yanlarına koyalım. Şöyle çeken bir yerde kuşları görüntüleyebileceğiz mi? Şöyle asalım bir. Bileceğimiz bir yer var mı? Bize de diken battı kuşun dikenleri.
Görünüyor da net görünmüyor. Nasıl yapabiliriz ki? Şurada görünür mü acaba? Sanki böyle daha iyi gibi. Biraz asılı kalsın bakalım. Gelecek mi kuşlar? Yemliğimizi astık buraya arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat bekledim acaba kuş gelecek mi diye. Fakat asarken çıkardığımız seslerden ve bizden ürkmüş olmalılar ki kaçtılar, geri gelmediler. Yemliğimizi burada bırakıyoruz. İnşallah yarın geldiğimizde yemin bir kısmını yemiş olurlar. Bu arada da burada yemi gördükleri zaman alışacaklardır. Sürekli buraya uçup uçup gelirler. Bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. İnşallah yemliklerimizi daha çoğaltıp daha çok yere asacağız. Daha çok kuşa ulaşacağız. Çıkalım. Sizler de bana kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Daha çok video çeker. Daha çok sizlerle birlikte oluruz inşallah. Daha güzel videolarla, daha güzel sosyal sorumluluk projeleriyle sizlerle birlikte oluruz inşallah. Her şey destekten geçiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Duayla mutlu, huzurlu kalın inşallah. Allah'a emanet olun.